Corkhouse türünün ilk örneği. Sağlam mantar yapı sistemi kullanılarak yapılan ilk ev. Sadece mantar, başka malzeme yok. Dış kaplama yok, boşluk yok, malzeme yok, astar yok, membran yok. İçten dışa doğru sadece mantar. İngiliz mimar Matthew Bernard Howland'ın Eton'daki evi %100 biyoçözünürlüklü mantardan üretildi. Bunu Corkhouse'da bir yapı, yalıtım, dış kaplama ve iç kaplama olarak kullandık. Dolayısıyla normal olarak bir dizi farklı malzemeyle gerçekleştirilecek yapı bütününün tüm işlevlerini yerine getirmek için tek bir malzeme kullanabiliriz. Matthew ve mimar ekibi yıllarca mantarı inşaat malzemesi olarak nasıl kullanacaklarını bulmaya çalışmış. Sonunda farklı unsurları bir araya getirerek sorunu çözmüşler. Sadece yer çekimiyle yerlerinde duruyorlar. Bir ev yapmak için mantarla çalışmanın en güzel yanı, gerçekten güçlü dokusal ve duyusal niteliklere sahip olması. Mantar yumuşak ve dokununca sıcak. Görsel olarak hoş bir dokusu var ve eve ilk girdiğinizde de hoş bir aroması oluyor. Genel olarak gerçekten güçlü ve zengin bir duyusal deneyim yaratıyor. Mantar eve hoş, topraksı bir koku veriyor. Sıcak ve odunsu bir his veriyor. İnşaat şekli nedeniyle neredeyse piramit şeklindeki eski bir Maya tapınağını andırıyor. Alanda hiç astar olmadığından binanın ham yapısına bakarsanız, yük piramitlerinin altında çok güçlü bir duygu hissedersiniz. Aslında size ve etrafınıza doğru geliyor ve bu oldukça güçlü bir mimari duygu. Portekiz, yüz binlerce hektar mantarla dünyanın en büyük mantar üreticilerinden biri. Biyoçeşitlilik zenginliğine ev sahipliği yapıyor ve çevre içinde harikalar. Bir ton mantar 73 ton karbondioksit tutabilir. Ağaçlar 200 yaşına kadar büyüyebilir. Mantar, her 9 yılda bir ağacın dış kabuk katmanını dikkatlice keserek hasat edilir. Bugün giderek daha az oranda mantar tıpa kullanılıyor. Ancak mantarın bir yapı malzemesi olarak yeniden keşfedilmesi sayesinde bunun gibi mantar plantasyonlarının geleceği artık daha fazla güvende. Her halükarda neredeyse tamamen mantardan yapılmış bir ev kesinlikle bir ilk. Matthew, içeride bazı ahşap dokunuşlar eklemiş olsa da. Işık ve karanlığın gerçekten güzel bir karışımı. Çok atmosferik, ışık kadar gölgelerin de tadını çıkaracağınız bir alan yaratmaya çalıştık. Küçük bakır parçalarımız ve pirinç ışıltımız var. Çok fazla ışık ve beyaz duvarla ilgilenen mimarinin bir antitezi gibi. Burada duvarların bir dokusu var. Açık bir şekilde tonları koyu. Evinizin olağanüstü derecede düşük karbondioksit ayak izine sahip olduğunu bilerek iyi bir gece uykusu almak burada garanti.